Bu pazar, o pazar, gün, bugün dedi. Aslında çok da haklıydı. Çünkü emeklilerin sesini duyurmak için bu çok önemli ve çok kritik bir gün arkadaşlar. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili nasıl bir organizasyon yapıyor? Otobüs soran arkadaşlar var. Bununla ilgili mutlaka işte biz de araştırıp sizi bilgilendireceğiz ama. Evet. İsimlerini yazdırabilirler. Bulundukları il ve ilçelerdeki CHP il başkanlıkları veya ilçe başkanlıklarına gidebilirler. Evet, duydunuz Bülent Bey'i. Bulunduğunuz il ve ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçelerine gidip oradan isminizi İsimlerini kayıt yaptırıp otobüsler muhtemelen organize ediliyor. Çünkü Özgür Özel şunu söyledi, tüm Türkiye'den emekliler o meydanda olacak dedi. Demek ki işte böyle bir organizasyon yapılıyor. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe binalarına gidip oradan TC kimliğinizle kayıt yaptırın, isminizle ve kayıt yaptırın. Mutlaka çok kalabalık, büyük bir kalabalık olması gerekiyor. Umuyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi de Özgür Özel de, Genel Başkanı Özgür Özel de oradaki söylemlerini doğru bir şekilde oluşturur emekliler adına. En başta söylediğimiz gibi, hep söylediğimiz gibi en düşük emekli maaşı konusu aslında sorunu çözmüyor. Çözmediğini de gördük. Kısır bir döngü içerisinde devam ediyor. Emekliler adına taban ücret diye bir şey olmamalı. En düşük emekli maaşı diye bir şey olmamalı. Bütün emeklilerin köç maaşlarına bir seyyanen zammla önce güncelleme yapılmalı. Hepsi bugünkü TL değerine göre güncellenmeli. Ondan sonrasında da intibakla emeklilerin ödediği prime göre bir maaş alması sağlanmalı ve bu konuda, emekli maaşları konusunda gerçek anlamda bir adalet sağlanmalı. Bunu da Özgür Özel'in bu mitingde dile getireceğini umuyor ve düşünüyoruz arkadaşlar. Göreceğiz bakalım, pazar gününde bir şey kalmadı şurada. Biz de canlı yayında sizlerle paylaşacağız tabii ki mitingi. Emekliler için evet, gün bugün, pazar o gün mutlaka olabilenler Ankara Tandoğan Meydanı'nda olsunlar o gün. Şimdi bir haberim var size. Bu haberi paylaşayım arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlandı emekli kararı. Hangi karar bu? Emeklilerin kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konuk evlerinden %15 indirimden faydalanabilmesine imkan veren uygulama bugün resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bundan böyle işte devletin kurumlarında, sosyal tesislerinde, misafirhanelerinde %15 indirimle kalabilirsiniz. Bu artık yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle geçerli. Bakan Işıkhan'ın müjde olarak açıkladığı söz konusu düzenlemeler emekli yurttaşların tepkisini çekmişti diyor haber. Açlık sınırının altında kalan aylıklarıyla yoksulluğa mahkum edilen emekliler aylıklarına gelecek zammı beklerken emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yıl sonuna kadar %15 indirim yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme yayınlandı. Bu arada arkadaşlar, bu haberin ayrıntılarını size aktarmaya devam edeceğim ama günlük haberlerim www.atvturkiye.com adresinden, linkinden takip edebilirsiniz. Emeklilerle ilgili, çalışma ve sosyal güvenlik hayatı ile ilgili ve Türkiye gündemi ile ilgili gündemi yine tabii ki bizim web sitemizden, haber sistemimizden takip edebileceksiniz. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabilme şartlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara kamu kurum kuruluşlarına ait sosyal tesislerde uygulanması gereken ücret tarifelerinde yıl sonuna kadar arkadaşlar, bakın dikkatinizi çekerim, yıl sonuna kadar %15 indirim yapılacak. Yani bu sürekli hayat boyu kullanabileceğiniz bir indirim değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen hafta emeklilerle ilgili yeni çalışmaları duyurmuştu. Bu kapsamda emeklilerin kamu tesislerinden %15 indirim faydalanacağı belirtilmiş. Emeklilerin yaz aylarındaysa Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtlarını ücretsiz kullanabileceği bildirilmişti. İşte bunlar resmi gazetede yayınlandı. 6 aylık enflasyonun beklenti doğrultusunda %25,4 oranında gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerine %9,17 oranında enflasyon farkı,
%10 oranında da toplu sözleşme zammı olmak üzere toplamda %20,1 oranında zam yapılacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar, yani yaklaşık %25,4 oranında zam yapılacak. İşçi ile memur emeklisi arasında 5,3 puanlık fark oluşacak. 10 bin liralık en düşük emekli aylığına zam yapılmaması halinde emeklilerin alım gücü Temmuz'da 7.975 liraya düşecek. Evet, gerçekten de her geçen gün emekliye verilmeyen hakları, TÜİK'in açıkladığı düşük enflasyon ve diyorum işte bir seyyanen zam yapılmaması, gerçek enflasyon oranında artışlar yapılmaması her geçen gün alım gücümüzü düşürüyor. Enflasyon zaten düşmüyor. Bakın çok önemli, emeklilerin alım gücü Temmuz'da 7.795 liraya düşecek diyor. O 10 bin liraya aldığınız 10 bin lira da 7.795 liraya düşmüş olacak. Kaldı ki %25 kira, biliyorsunuz kirayla ilgili kota da kalkıyor. Dolayısıyla emeklilerin %41, bakın o kadar önemli ve ciddi bir şey ki bu. %41 oranında artmış huzur evlerine talep, bakım ve huzur evlerine talep %41 artmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Emekliler artık barınamıyorlar demek. Emekliler artık sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıyalar demek. Ve hükümetin de hiçbir şekilde umurunda değil. Gerçekten de umurunda değil. Bir şeye de işte diyorlar da enflasyonu düşüreceğiz, alım gücünü yükselteceğiz. Öyle bir şey de olmuyor. Dolayısıyla bu miting çok önemli. Çok önemli bu miting. Pazar günü 26 Mayıs'ta herkes Ankara Tandoğan Meydanı'nda imkanı olan olsun. Olmayanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe binalarına lütfen başvuruda bulunsun. Gelebilenler mutlaka o meydanda olsun. Bu son şans olabilir tepkimizi ortaya koymak için. Tabii Özgür Özel'e de burada çok görev düşüyor. Bana kalırsa çok acil ve hemen bir erken seçim talebinde bulunması gerekiyor Özgür Özel'in. Çünkü bu gidişle artık insanlar sokakta kalacaklar, akıllarını kaybedecekler, yaşayamıyorlar, geçinemiyorlar. O yüzden acil ve acil bir erken seçim çağrısında bulunması gerekiyor Özgür Özel'in diye düşünüyorum. Meeting'de, o meydanda emekliler de eğer 500 bin kişi, orada 1 milyon kişi olup da aynı anda erken seçim talebinde bulunurlarsa, Özgür Özel'e de bu baskıyı uygularlarsa, Özgür Özel de bunu zaten talep etmek zorunda kalacak. Mutlaka bu baskının da Özgür Özel'e yapılması gerekiyor. Gerçekten çok önümüzdeki süreç zor bir süreç emekliler adına. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Gelişmeleri, haberleri canlı yayınlarla, videolarla sizlere an be an aktarmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi pazar günü biz de emekliler olarak, tabii emekliler adına o mitingi canlı olarak yayınlayacağız. Hep beraber göreceğiz bakalım nasıl bir miting olacak, merakla bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. ETV Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. X'ten ve Facebook'tan da bizi takip edebilirsiniz. Takip ve beğeni butonuna basın. Lütfen yayınları paylaşın. Bu çok önemli. Yayınları ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok kişiye ulaşırız. Bu da son derece önemli. Ve bir yerde ne kadar çok gürültü çıkarsa kafalar o kadar o yöne döner. O yüzden biz mümkün olduğu kadar gürültü çıkarıp bu kamuoyu baskısını hem muhalefet hem de iktidar üzerinde oluşturmak zorundayız. Görüşmek üzere.